5 yıl önce Başkan Apo'nun aslında Kürdistan Özgürlük Mücadelesi, PKK öncelindeki ulusal hareket tasfiye edilmek isteniyor. Yani mesele esası bu. Yani bir büyük tasfiye hareketiydi. Bunda yani tamamıyla tasfiye edilmek isteniyordu ki ona göre planlama yapılmıştı ve o planlama da yürütüldü. Buna göre de eğer yani kendilerine göre eğer başkan giderse hareketin kurucu lideri giderse hareket çözülür, yok olur. Zaten o dönemdeki uluslararası stratejik kurumların belirlemeleri de peki 6 aylık bir ömür biçiyorlardı. Öyle olmadı. Onlar yanında. Şimdi komplo o dönemde kim yaptı? Aslında bunun baş dizaynı Amerika'ydı. Dönemin Amerika yönetimiydi. Kendilerine göre Orta Doğu'ya bir müdahaleleri olacaktı. Yeniden dizayn ediyorlardı. Türkiye'ye kendilerine göre rol biçiyorlardı. Kürtlere de rol biçiyorlardı. Kürtler içerisinde de partner bulmuşlardı. Yani o dönemin işte KDP, YNK, Washington'a çağırmışlardı. Onlar orada bir araya getirdiler. Yani birleştirdiler. Madeleine Albright, Amerikan Dışişleri Bakanı, KDP, YNK liderlerini orada kendisi buluşturdu. Ve buna göre Kürtler içerisinde bir dizayn da yapıyordu. Onun önündeki engel de Başkan Apo öncülüğündeki hareketti. Başkan Apo'yu da tasfiye etmek istediler. Buna göre de planlama yapıldı. Tabii birinci dizayn Amerika'dır. Sonrası Yunanistan, Avrupa'nın farklı ülkeleri, İsrail, Rusya. Dönem yani Amerika her tarafı bu işin içine koydu. Kenya'yı yani ama esas dizayn Amerikalılardı. O dönemin Amerikan yönetimiydi. Ve buna göre de bir planlama yapıldı. Türkiye bu işin ne kadar içindeydi? Aslında organize de şimdi Türkiye yıllardır PKK ile savaşıyor. Bu yönde başarı elde edemiyordu. Başkan Apo'ya yönelik suikast girişimleri birçok şey yaptılar. Ama bu komploda burada Türkiye'nin rolü aslında edilgen bir roldür. Yani en sonunda her şey hazırlanmış, gelin alın denildi. Komploya karşı ilk mücadele bir toplumsal tepkiydi. Yani dünya çapında Kürtlerin toplumsal tepkisiydi. O günleri görenler hatırlarlar. Kürtler bir anda bütün Kürdistan'da ve bulundukları metropol kentlerde, farklı yerlerde yani yurt dışında her tarafta alanlara aktılar. Yani komploculara karşı bir nefret, bir öfke patlaması yaşandı. Tasfiye etmek istedikleri başkan ve hareketi kendisini yenilemeyi bildi. Bir orada komplo boşa çıkarıldı. Diğeri de hareket her düzeyde başkanlığa sahip çıktı. Yani bu çok önemliydi. Hareket ve halk. Yani Başkan Apo'ya sahip çıktı. O dönem komployu yapanlar biliyorum bize ulaştılar. Birçok arkadaşa farklı yerlere de ulaştılar. Komploda yani komplonun içinde yer alana farklı kanallarla dostana bir biçimde sanki ulaşıyor. İşte tavsiyelerde bulunuyorlardı. Başkan gitti, onu unutun. O artık yok. Kendinize yeni başkan seçin. O artık cezaevindedir. Kendisine yenisini seçin ve yolunuza ona göre devam edin. Böyle telkinler geldi, böyle şeyler geldi.
Ya hareket bunları hiç ciddiye almadı. Çünkü o da komplonun bir başka parçasıydı. Çok büyük bir tecrit altında. Bütün bunlara rağmen başkanım bu ben esirim, benim rolüm bitti, ben şu anda cezaevindeyim demedi. İğne ucu imkan bulduğu sürece bir iğne ucu imkanını bile değerlendirerek harekete ve halka hizmet etti. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Başkan Apu dışarıdan ne kadar üreticiyse, dışarıda ne kadar bu harekete katkı sağlamışsa, bu halka ne kadar hizmet edip katkı sağlamışsa, içeride de o kadar üreticiydi, içeride de o kadar katkı sağlamış. Yani dışarıdayken kimsenin başaramadığını başardı. PKK gibi bir organizasyon yaratabildiği yepyeni bir organizasyon ve bir halkın nasıl ayağa kalkabileceğini dünyaya gösterdi. Bu büyük bir mekanizma kurdu. O mekanizma devam ediyor, devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ki başarıya ulaşabilecek bir büyük mekanizma, yani büyük bir hareket geliştirdi. Bunlar çok önemliydi. Özellikle yani bu uygulamalar AKP döneminde daha fazla sıklaştı. Yani daha fazla son 12 senedir, yani en büyük tecrit son 12 senedir. Özellikle Oslo sürecinin bitirilmesinden sonra araya İmralı süreci girdi ama o süreci de bitirdikten sonra çok büyük bir tecrit var.